Muhammed? Ha tamam bu. Al. Tamam. Al aslanım. Al. Allah'ım yok. Varsak korktum. Tepez Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği neticesinde Tepezimizdeki bütün öğrencilerimiz ilköğretim çağındaki bütün öğrencilerimiz taranarak futbolda yetenekli öğrencilerimiz tespit edilmiştir. İlköğretim çağındaki öğrencilerimizin tamamı 31 bindir. Kız öğrencilerimizi işin dışında tutarsanız neredeyse futbola ilgi duyan bütün öğrencilerimiz tek tek taranarak yeteneği ve ilgisi olan bütün öğrencilerimiz yarışma neticesinde daha iyi yetenekli olan öğrencilerimiz tespit edilmiştir. Ben 540 öğrencimizi ve ailelerini gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Velilerimize, öğretmenlerimize, kulüp yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sporu ve sporcuyu destekledikleri ve yardımcı oldukları için onlara minnettarız. Evet, kıymetli velilerimiz, yetenek Allah'ın lütfudur. Sonradan kazanılması mümkün değildir. Doğuştan getirdikleri yetenekleri tespit ederek kendilerine, ailelerine, içinde bulunduğu topluma ve bütün milletimize faydalı hale getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bunun adına da eğitim diyoruz. Kepez'de eğitim ve öğretim dolu dizgin yoluna devam etmektedir. Bütün velilerimiz müsterih olsunlar. Sadece futbolda değil, sporun bütün alanlarında taramalarımız devam etmektedir. Yine sesi güzel olan öğrencilerimiz, resim yeteneği olan öğrencilerimiz, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimiz tek tek taranarak ilgili rehberlik ve destek verilmektedir. Bu konuda Kepez halkı müsterih olsun. Eğitim ve öğretimde en büyük destekçimiz kardeş kuruluşlardır. Bunların başında da Kepez Belediyesi ve Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü gelmektedir. Huzurlarınızda kendilerine eğitime verdikleri destekten dolayı,
spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Ketel Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten tüm futbol adına, tüm spor adına çok anlamlı bir etkinliğin bugün ödül törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün değerli dostlar, tam 14 bin öğrencimizin yetenek taraması neticesinde ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Bu çok anlamlı bir projenin sonunda böylesi güzel bir ortamda sizlerle bir arada olmaktan, bu güzel günün sevincinin mutluluğunu paylaşmaktan dolayı tarifsiz bir mutluluk, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli dostlar, Kepez Belediyesi olarak amatör sporlara ve spor altyapısına çok büyük önem vermekteyiz. Geçtiğimiz yıl, yani 2014 yılında ve 2015 yılında yapmış olduğumuz futboldaki iki ayrı yetenek taramasıyla 2014 yılında 1160 öğrencimizi, 2015 yılında yaptığımız yetenek taramamızla da tam 540 öğrencimizi yetenekli olarak gördük ve onların her türlü eğitim masraflarını karşılamak suretiyle onları geleceğe güçlü bir biçimde taşımaya gayret ettik ve ediyoruz. Şimdi elbette ki bugün hava oldukça serin. Ve bu serin havada sizleri çok fazla tutmak istemiyorum ama bir hakikatin altını özellikle çizmek istiyorum. Biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ve bu genç nüfusa sahip ülkemizde milyonlarca genç yavrumuz var. İşte bugün olduğu gibi sevgili çocuklarımız var. O çocuklarımızın içerisinde elbette ki futbola ve sporun diğer dallarına yetenekli çocuklarımız mevcut. Ama biz neden ülkemizin bu yeteneklerini en güzel şekilde değerlendirmiyor ve her yıl profesyonel futbola milyarlarca doları yabancı futbolcuların kucağına saçıyoruz? Bunu bir türlü anlayabilmek mümkün değil. Elbette ki küçük yaşlardan başlayarak yetiştirilen çocuklarımız bugün hepimizin tribünlerde ya da televizyon ekranlarında karşılaşmaları seyrederken hepimizin heyecanlandığı futbolcular kadar parlak bir geleceğe sahip olabilirler. İşte Kepez Belediyesi olarak biz yıllardır ihmal edilen bu altyapı sorununa bir çözüm geliştirme adına samimi bir gayreti arkadaşlarımızla birlikte burada koyduk ve koymaya da devam ediyoruz. Bazı belediyelere bakarsınız. O belediyeler profesyonel takımlar çalıştırırlar ve şehrin kaynaklarını, çok açık söylüyorum, bir takımın içerisindeki birkaç tane oyuncuya ölçüsüz olarak aktarırlar. Biz böyle bir belediye olmak istemedik. Biz kendi çocuklarına, kendi altyapısına yatırım sağlayan ve onları sporla buluşturarak güzel bir geleceğe merhaba dedirtmek isteyen bir belediye anlayışıyla hareket ettik ve ediyoruz. Tabii bir başka önemli husus da şu. Bugün burada yetenekli olarak seçilen 540 çocuğumuzun elbette ki tamamı profesyonel futbolcu olmayacak. Onların içerisinde sivrilenler, sporcu disipliniyle yeteneğini geliştirenler olacak ama ondan çok daha önemlisi onların iyi bir insan olma yolunda da eğitilmeleridir. Bizim hocalarımız burada onlara hem spor eğitimi verirken aynı zamanda onların ülkelerine, milletine, anne ve babalarına, ailelerine faydalı birer genç olmalarını sonuçlayacak eğitimi de kendilerine aktarıyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira sevgili veliler, hepimiz genç olduk, hepimiz ergen olduk. O dönemlerde hepimiz kendimizi ispatlamayı, kendimizi gerçeklemeyi düşünürüz.
Bizi kale alsınlar düşünürüz. Bizi önemsesinler düşünürüz. Eğer bu özelliklerimiz ya da bu ilgi alanlarımız ya da bu düşüncelerimiz tatmin edilmediği zaman çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğimiz muhakkaktır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sokakta maalesef çok kirli bir dünya var. Her gün üçüncü sayfa haberlerinde, gazetelerde nice kötü hadiselere tanık olmaktayız. Çocuklarımız istiyoruz ki bu spor eğitimiyle hem enerjilerini boşaltsınlar, hem kendilerini önemli hissetsinler, hem de bunlarla birlikte iyi bir insan olmanın, erdemli bir insan olmanın, faziletli bir genç olmanın burada yolunu, yöntemini öğrensinler. İşte bütün bu amaçlarla meseleye yaklaşıldığında bu projemizin ne kadar örnek bir proje olması gerektiğini sizlere burada bir kez daha ifade ediyorum. Evet, sözü çok fazla uzatacak değilim. Şimdi sözlerimin sonunda birkaç tane özel teşekkürü sizlere etmek istiyorum. Elbette ki sevgili dostlar, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrular, bu projemiz büyük emekler üzerinde yükselmekte. Antrenörlerimizin, spor hocalarımızın ve Şakir hocamızın burada çok büyük emekleri var. Spor kulübü başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının çok büyük emekleri var. Onlara yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum. Madem ki marifet iltifata tabidir, o zaman onları şöyle hep birlikte güçlü bir biçimde alkışlayalım diyorum. Ve yine aynı şekilde bizlere destek veren ilçe milli eğitim müdürümüze ve onun ekibine de çok teşekkür ediyorum. Her konuda yavrularımıza, gençlerimize yönelik işbirliğini birlikte beraberce sürdürüyoruz. Yine İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Burhanettin Bey'e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bizlerle birlikte olan çok değerli milletvekilimiz, kendisi de eski bir futbolcu olan Mustafa Köse Bey'e çok teşekkür ediyorum teşrifleri nedeniyle. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum Sayın Vekilim. Ve bugün teşekkürlerin en özelini onur konuğumuz Rasim Kara hocamıza yapmak istiyorum. Bizim ne düşündüğümüzü kendilerine ifade ettiğimiz zaman bizi en iyi anlayan insanlardan birisi, en iyi büyüklerimizden birisi Rasim Kara hocam oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ve bu projeyi federasyonla birlikte kapsamlı bir biçimde incelediler. Ve bunu Türkiye'ye örnek gösterilecek bir proje olmaya layık gördüler. Ve bugün bu heyecanı sizlerle birlikte orada biz de paylaşmak istiyoruz dediler. Yoğun mesailerine rağmen işlerini, güçlerini bıraktılar ve bugün bizimle buradalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun Rasim Hocam. Teşekkür ederiz. Ben yavrularımıza güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah onlar büyüdükleri zaman anneleriyle babalarıyla gurur duysunlar. Anneler ve babalar da onlarla gurur duysunlar. Projemiz hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımız bereketli bir zeminde devam etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Sözlerimin başında Sayın Federasyon Başkanımızın, Yönetim Kurulu'nun ve Futbol Direktörümüz Fatih Hoca'nın selamlarını getirdim hepinize. Hatırlarsanız Fatih Hoca televizyonlarda da canlı yayın yapılmıştı. Haliç Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı. Orada bir konuya özellikle parmak bastı. Avrupa'da futbolda ilerlemiş ülkelerde
5-6 yaşlarında futbola başlandığı halde bizim ülkemizde maalesef 10-11 yaşlarında tesadüfen başlanıyor diye bir konuyu tespit etmişiz. Biz de buradan hareket ederek ülkemizde nasıl çocuklarımızı en küçük yaşlarda futbol eğitimini verebiliriz diye planlar, projeler yapmaya başladık. Ve bir senedir bazı yerlerde pilot olarak çalışmalara başladık. Mesela Kastamonu'da yatılı bölge okulları var. Orada yatılı bölge okulu kulüp işbirliği modelini başlattık. Ayrıca kulüp okul işbirliğini başlattık. Üniversite kulüp işbirliğini aynı tarihte başlattık ve Cideyi Tesis ilçesinde Kastamonu belediye kulüp işbirliği Kepez Belediye'nin işbirliğinin yanında çok küçük kalıyor. Çünkü orada iki tane antrenör var, bir tane saha var. Ama benim çok iyi dostum Şakir Hoca'yla sık sık görüştüğümüz zaman bana bu projeden bahsetti. Daha evvel Fatih Hoca da gelmiş buraya yıllar önce. Ve karşılıklı oturup konuştuk. Ve en sonunda yerinde görmek istedim federasyon adına. Dün sabahtan akşama kadar bütün tesisleri gezdim. Bakın şu içinde bulunduğumuz sahada ben 20 sene amatör profesyonel kalecilik yaptım, milli takımda oynadım. Böyle bir sahada bir antrenman yapmadan futbolu bıraktım. Hep toprak sahalardan antrenman. Onun için Sayın Belediye Başkanımızı Hakan Tütüncü'yü, Kulüp Başkanı Ahmet İmlioğlu'nu ve Şakir Filiz hocamızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. Öyle bir üçgen bir araya gelmiş ki buradan iyi şeylerin çıkmaması mümkün değil. Şimdi Sayın Başkanım da biraz evvel konuşmasında bahsetti. Futbolda gelişimde yayılma var. En ücra köşelere kadar hizmet götürmek var. Bir de dikey gelişim var. Bu yayılmalarda göze batanları seçerek gelişimlerini takip etmemiz ve çalıştırmamız gerekiyor. Süper Lig'de, birinci ligde, ikinci ligde o kadar sıkıntı var ki tesis olarak şu anda buradaki tesisleri gördükten sonra ileriye daha ufukla, ümitle bakabiliyoruz. Bunun için Sayın Belediye Başkanımızı, Belediye Kulüp Başkanımızı ve Şakir Hoca ve ekibini hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Biz federasyon olarak pilot bölgelerimizin içine Kepez Belediye'yi de dahil ettik daha önceden. Bütün her yerdeki sunumlarımızda da Kepez Belediyesi'nin yaptığı iyi işleri anlatıyoruz. Bundan sonra beraber ne tür katkılarımız olur karşılıklı olarak onları da irdeleyeceğiz ve gerekeni yapacağız. Eğitimse eğitim, hocalarımızın eğitimi. Zaten çoğu meseleyi belediyemiz halletmiş. Fazla bu soğukta sizleri tutmak istemiyorum. İnşallah yine geleceğiz. Belki bir dahaki gelişlerde Fatih Hoca ile birlikte gelebiliriz. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Thank you.